Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı, 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Farklı sektörlerde her ay tüm Türkiye'de eş zamanlı denetim programı uyguluyoruz dedi. Bakan Ümaklı istihdam müjdesi de verdi. 7.158 personel alımı yapılacağını duyurdu. 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Planlı ve rutin denetimlere ek olarak farklı sektörlerde her ay tüm Türkiye'de olmak üzere eş zamanlı denetim programını da yine uyguluyoruz. 2023 yılı gıda denetim rakamlarını açıkladı. Hayvan hastalıklarında mücadelede atılacak adımları anlattı. 2023 yılı içerisinde ŞAP Enstitümüz tarafından 58 milyon doz ŞAP aşısı üretildi. Bunun 40 milyon dozu uygulandı. 9 milyon dozunu da Azerbaycan'a ihraç ettik. Veteriner Tıbbi Kontrol Merkezi'ni kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Orman yangınları ile mücadeleye ayrı parantez açtı. Rezerv güçlerimiz de dahil olmak üzere 100 helikopter ve 24 uçakla sürdürüyoruz. Arazöz sayısı 1560'a, ilk müdahale aracı 2453'e, iş makinası 786'ya çıktı. Ülke genelinde 4630 yangın havuzu ve göleti inşa ettik. Önümüzdeki süreçte atılacak adımları da sıraladı Bakan Yumaklı. Aile işletmeciliğine destekleri çoğaltacağız. Kadınlara ve gençlere ilave destekler vereceğiz. 15 hidroelektrik santrali, 20 gölet ve bent, 23 arazi toplulaştırma projesi olmak üzere toplam 527 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime katılması için yapılacakları da anlattı. Tarımsal üretim amaçlı kiralanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde üretim planlaması ile ilişkilendirilmiş, suyu merkeze alan, çevreye duyarlı, kalite ve verimliliği önceleyen, yönlendirici, sade ve etkin bir destekleme modelini hayata geçiriyoruz. Ve deprem bölgesi. 20 bin hayvan çadırı ve 16 bin ton yem dağıttık bu süreçte ve onların ellerinde olan ürünleri herhangi bir sınırlama olmaksızın satın aldık. 43.317 küçük baş, 549.105 kanatlı ve 26.318 arılı kovan dağıtımını tamamladık. 5.804 büyükbaş hayvan dağıtımını da ay sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Bakan Yumaklı istihdam müjdesi verdi. 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis, ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer ünvanlarda 5736 olmak üzere 7158 personel alımı yapılacaktır.